CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için bir kez daha demokrasiye kurulan kumpası bozduk dedi. Kılıçdaroğlu Ordu'dan fındık mesajı da verdi. Giresun'daysa CHP liderine sesini duyurmaya çalışan taksicilerle polis arasında arbede çıktı. Demokrasiye kurulan kumpası bozduk. Çünkü demokrasiye kumpas kurmak bu topraklarda olmamalı. Gündeminde sandık, hedefinde Erdoğan'ın kıraathane vaadi vardı. Bana deyin ki kıraathane açtık, şu sorunu çözecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu sandık mesaisine Karadeniz'de devam etti. Giresun'da kendisini bekleyen taksicilerle polis arasında arbede yaşandı. Başkanım vuruyorlar. İber geldi başkanım. İber geldi. Arkadaşımıza vuruyorlar. Giresunlu taksiciler havaalanından yolcu alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı. Seslerini Kılıçdaroğlu'na duyurmak isteyen taksicilere polis müdahale etti. Arkadaşın haline bakın. Kısa süren arbede sonrası taksiciler Kılıçdaroğlu'na hazırladıkları dosyayı verdi. Yer Karadeniz olunca CHP lideri fındık mesajı da verdi. En sağlıklı çözümleri üreten tek bir parti var. O partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi. Kimse ama bundan farklı düşünmüyor. Bir kez daha elinizi vicdanınıza koyarak sandığa gidin dedi. Devleti yönetmek önce akıl ister, akıl. Akıl olmadıktan sonra devleti nasıl yönetmek?